Merkez Bankası 2 aydır faiz koridorunun üst bandında indirime gidiyor. Bono tahvil piyasasında ise faizler yönünü aşağı çevirdi. Şimdi gözler bankalarda. Özellikle konut sektörü kredi faizlerinin %1'in altına inmesini bekliyor. Kredili konut satışlarındaki %18'lik düşüş faizlerin inmesi halinde artışa geçecek. Büyük bir artış olacaktır çünkü zaten ipotekle yani kredi kullanarak ev almak isteyen insanlar uzun zamandır bekliyordu. O yüzden bu kadar heyecanlandılar bu 50 yarım puanlık indirimden dolayı. Özellikle ilk defa konut sahibi olacak olanlara bu rakamın çok daha aşağılara çekilmesi gerektiği kanaatindeyim. Aradaki farkı devletin süspanse etmesi kaydıyla. Merkez Bankası'nın faiz indirim adımının ardından konut kredi faizlerinde de indirim için kapı şimdi aralandı. Gayrimenkul sektörü bundan sonra kademeli inişlerle konut kredi faizlerinin %1'in o psikolojik sınırın altına inmesini bekliyor. Çünkü uzmanlara sorduğumuzda eğer konut kredi faizleri 0.85-0.90 bandına gelirse tüketici hem bir avantaj sağlayacak hem de 2016 yılı gayrimenkulde tekrar bir rekor yılı olacak. Yani 0.80'lere aslında gelmesi gerekiyor. Biraz piyasanın hareketlenmesi ve tüketiciye de daha cazip bir şekilde cebine yansıması açısından. Aşağı yukarı 1-1,5 yıldır piyasalarda ciddi bir sıkışma var, ciddi bir daralma var. Bu manada faizlerin olabildiği kadar aşağıya çekilmesiyle beraber konut sektörünün rahatlayacağını düşünüyorum. Türkiye'de konut kredi faizleri son 14 aydır ortalama 1,10. Faizler 1,10'dan uzmanların istediği 0,85 bandına inerse bir tüketici ev sahibi olmak için aldığı kredi örneğin 100 bin lira olsun 22 bin lira kar edecek. Bir yandan faiz düşüşü beklenirken bir yandan da konutta fiyatlar durmuyor artıyor. Konut fiyatlarında artış var. Belki ödeme konusunda bir rahatlama olacak ancak dediğim gibi yine İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde bu tür gayrimenkuller alıyorsunuz 6 ay pahalı oluyor. 6 ay sonra bakıyorsunuz iyi ki almışım diyorsunuz yani. Çünkü sürekli yükselen bir trend var. Faiz indirimi evet cazip ama ev fiyatlarının en azından bir dönem daha bence bir dönem daha sabit kalmasına fayda var.